Tamam neyse okey arkadaşlar. Kim kazanmışsa kazansın. Önemli değil. Ülke için hayrı olsun da yeter. Hayırlısı olsun. Bir de bak ne güzel ilk defa bir konuda çok huzurluyum. Şimdi bilmiyorum son sonuçlardan sonra ne oldu ama millet birbirini yemedi bu sefer ya. Millet birbirini yemedi. Ona çok mutluyum. Yani bu tabii siyasetçilerin barışçıl tavırlarından dolayı da gerçekleşiyor. Umarım bu böyle devam eder. Sırf seçimi kazanmak için, her taraf için söylüyorum, her parti için bunu söylüyorum. Sırf oy verilsin diye böyle bir duruş sergilememişlerdir diye düşünüyorum. Genelde bu oluyor çünkü seçim öncesi herkes ha li 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 Hatatürkçüler gelin, işte muhafazakarlar gelin, oraya gelin, şuncular, buncular, Kürt o bu ayrım yok, hepimiz kardeşiz diyorlar. Amına koyayım şey bir bitiyor, herkes birbirine düşman. Bu sefer öyle yapılmadı. Umarım da öyle devam eder. Çünkü bizim partilerin ve parti görüşlü insanların savaşına değil, gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Çok net söylüyorum. Ülke ekonomisi çöp. Ülke yani hepiniz biliyorsunuz ben söylemiyorum yani. Bizim gerçekten sırt sırta gelip bir şeyler üretmemiz. Ölüler var. Ya ölüler var abi her zaman var. Geçen sefer de binlerce ölü vardı. Dört ölü var. Niye ölü var abi yani? Anladın mı? Sandık kavgası işte. Yazık günah. Bok yoluna gidiyor insanlar işte. Mekanları cennet olsun. Ama bunlar hoş şeyler değil abi. Yani çok fanatiyiz ya. Çok fanatiklik yapıyoruz. Ya bakın dün bile yani Anadolu Ajans Fox TV 24 saatlik yayın yapıyor. Bence gidip abone ol diye böyle bir espri yaptım. Gayet de hoştu. Twitch ile ilgili bir espri yaptım. Kendimce güldüm amına koyayım paylaştım. Ya mesajlar Tuğkan abi sen de mi siyasete atıldın? Niye siyaset? Niye ne siyaseti amına koyayım? Yani normal bir yayın kanalının sabaha kadar yayın yapması sebebi de bütün Türkiye'nin hangi partide olursan ol, ister CHP'li ol, ister AK Partili ol, ister İYİ Partisi, ne partisini destekliyorsan destekle, herkes onu bekliyor. Yani çok genelleme bir espri yapmışım. Gene kusuyor ya. Neye de oğlum bu? Enteresan bir şekilde bunu bile daha siyaseti bilmiyor. Düşünsene abi adam. Yaptığım espriyi siyasete bağlıyor. Söyleyince de mesajlara cevap verince de oğlum bunun burası hani nerede siyaseti bana bir açıklar mısın dediğim zaman da ha abi pardon. Yazık abi anlamadım niye böyle bilmiyorum. Neydi? Islak mama yedi. Islak mamadan önce geldi benim soslu tavuğumu yedi ya. Hıf diye. O midesine dokundu şimdi. Kusuyor yüzden. Her neyse sonuç olarak arkadaşlar siktir edin. Ya oğlum siyaset bak fanatiklikten bahsediyorum. Tuttuğunuz insanları böyle yazıyorsunuz. Sonra siktir lan oradan falan diyorsunuz başkalarına kendi aranızda kavga ediyorsunuz. Yapmayın abi bunu. Sen bir partiyi niye destekliyorsun? Kişisel arzuların, kişisel egoların, kişisel sebeplerinden dolayı mı? Yoksa ülkene yaşadığın yere fayda sağlasın diye mi? Ben hangi partiden olursam olayım, ülkeme zarar verdiğini düşünüyorsam eğer o partiyi desteklemem. Ki siyaset zaten çok kovalayan bir adam değilim. Bıraktım ben 2-3 senede sikimde değil siyaset. Ülkenin hayrı için, ülkenin refahı, ülkenin mutluluğu, huzuru için bir şeyler yapın. Tebrik etmesini bilin mesela. Ya körü körüne oy atan her alan için var oğlum. Sadece bir taraf değil yani. Evet abi parti dediğin şey takım tutmak gibi bir şey olmamalı. Benim görüşüm o yönde. İyi yayınlar, iyi seyirler. Ben huzur istiyorum abi huzur huzur. Kendi hayatımda da sizin adınıza da ülkenin gençliği, ülkenin yaşlıları, ülkenin ne bileyim her alanı için, çiftçisi için, fabrikada çalışanı için, garsonu için, inşaatta çalışanı için herkese biraz huzur lazım abi artık yeter lan. Ciğerimiz soldu oğlum birbirimizi sike sike yeter ya. Yeter daha geçen gün bunun konuşmasını yaptım yani şurada kapımıza bir tane gavur yapışsa, savaş açsa hepimiz kardeşiz, milletiz deyip analarını sikeceğiz amına koyayım. Ama iş bize dönünce herkes birbirini düdüklüyor. Ben anlamıyorum ki bunu. Biraz salın ya, fanatik olmayın. Gerçekten kafanızı kullanın, bir bakın.
Kim ne yapıyor, ne ediyor? Mesela hangi partiden olursan ol, dünkü beklemeyi, o 5 saatlik, 6 saatlik hepimiz bekledik. Hangi parti tutarsanız. Bu normal bir şey değil arkadaşlar. Ben şimdi görüyorum internette, onun bile savaşını veriyorlar. Ne lan ne oldu? Beklediyseniz ne olmuş amına koyayım? Ne oluyor lan? Geri zekalı çocuk. Yani bu normal bir şey değil. %2'lik bir kısmın 5 saat boyunca açıklanmaması, sonuçlanmaması da önemli değil. Sebebinin açıklanmaması kafalarda soru işareti yapılıyor. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Farz edin ki sizin lehinize, aleyhinize bütün hepsini düşün kafanızda. Bu durum rahatsız etmez mi sizi? Beni etti. Ben bir taraf tutmadığım halde beni etti abi. Bekle 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 ulan hadi 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 açıklama yok. Falan filan yani bunları hepimizin eleştirmesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Hatta herkes Fox TV'de kapattı. Ya RP evet ama öyle abi. Ne var lan işte 5 saat bıraktı beklettilerse. Çok biliyorsunuz amına koyayım. La 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 la. Ellerinde böyle millet birbirini sikiyor. Instagram'a girdim. Abi ne oldu koyduk mu? O ona diyor koyduk mu? Siktik mi? Bak şimdi he geneli bu ama uyumayın. Biz onun askerleriyiz. Biz bunun şeyleriyiz. Lan oğlum hepiniz Türksünüz lan. Hepiniz Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsunuz. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bizden başka kimimiz var ya? Bütün dünya bize düşman amına koyayım zaten yani. Bir de biz kendi içimize düşman olursak nereye gidecek bu dünya bu Türkiye? Komik yapmayın abi yapmayın. Gözünüzü seveyim. Destekleyin. Bilinçli bir şekilde destekleyin. Tartışmalarınızda mantıklı bir şekilde yapın. Ben de yaptım mesela saçma sapan zamanında atarlıyken falan böyle. Kör kütük savaş ya bir dinle ya. Bir dinle karşındaki neyi destekliyor? Bir şeyin fanatiği olmak bence çok gereksiz. Bizim halk böyle, evet, bizde var o fanatiklik, o çılgınlar gibi destekleyip yeri geldiği zaman da kendimize veya başkasına zarar vereceğimiz şekilde fanatiği olmak bize has bir şey. Ben dün gece Bursa'ya geliyordum, köprüye kadar korna çaldım mesela. Bursa sınırına geçince durdum. Ortama da uyum sağlıyorsun, değil mi? Ben bazen yapıyorum mesela Galatasaraylılar yenmiş ben Fenerbahçeliyim. Galatasaraylılar coşuyor etrafında ben de basıyorum. Bap 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 bap. Eğleniyorsun işte. Ben seni destekledim abi kazandın tebrikler. Bu arada nerede çıplaklık? Ha evet bir yerde de benim oylarım kazanmış. Nereden? Twitch'ten kesitlerde mi? Ama o yavşak paylaşmıyor. Yavşak dedim çocuk. Kardeş paramı ver paramı storylerde. Ha yok ya. Bu arada Vic Reigns bana çok güzel bir ayakkabı almış. Teşekkür ederim. Halı sahada ayakkabım yok diye. Gitmiş, üşenmemiş. Halı saha kramponu ya da neyse artık o. Almış, getirmiş. Ayağımda oldu, ayağıma da oldu, güzel oldu. Ama niyeyse bilmiyorum. Hediye almasına rağmen parasını söyledi bana. Çok ayıp bir şey. Dün akşam çatışma çıktı zannettim. Havet arıyorlar. Bir de dün gece benim burada 5.30'da şeyde ana yolda E5 üzerinde çok büyük patlama oldu ne bilmiyorum. Önce öv sonra göm. Bir dakika Vic. Ne oldu lan Burçay? Şimdi Vic Reigns yani kardeşim kaç paraydı o ayakkabı? Kaç paraya aldın? Vallahi bilmiyorum. Hatırlıyorum 180 mi 200 müydü? Kaçtı o? 500 fazla kitlemiş. Faturasını göster. Parti kur oy verim yok abi. İşim olmaz. 2600 vergiler dahil. Donate baraj ödeyelim. Aa bu arada bir haberim daha var. Çok mutlu oldum. Niye çok mutlu oldum bugün bilmiyorum ama bizim MSI tarafından haber geldi. Benim direksiyon işi tamam. Direksiyon geliyor bu hafta içi. Artık direksiyon sallarız böyle Forza Morza. Neydi lan oyunun adı? ETS yaparız. Üstüne de bir de bilmiyorum benim izleyicim ne kadar izler ama F1'de çaktık mı? Şeylerle yaparız. Kemallerle falan da yaparız. Oyun direksiyonu ya. Oyun direksiyonu. Karar veremedim. Kamera mı alsam, oyun direksiyonu mu alsam diye düşünüyordum. Hani parayı nereye harcayayım diye. O oyun direksiyonu şey olunca, sponsor destekli olunca şimdi kameraya döndüm.
Bikrins, bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten hesap numaranı yolla. Bulunsun hani, lazım olur falan. Vallahi yolla yolla, onu da göndereyim. 6300 değil mi? Vallahi Onurcan bilmiyorum ya. Şunları hemen okuyayım. 6300'e kameraya bakacağım. Ya şu an bu kamera iyi mi mesela? Ben anlamıyorum. Gerek var mı? Çözemiyorum. O yüzden buradan Hande'ye duyuruyorum. Hande, şu kamerayı getir de. Şu Kemallerinkinden. Deneyelim ya. Bir deneyelim onu.